gülse güldükçe. Gülüm şah. Ay kurtarın beni be. Kurtarın. Ay kaleye kapattılar beni. Aylardır kalede böyle hapsoldum. Evlenmeyeyim diye. Gördüğüm her adamın arkasından koşuyorum diye beni kaleye kapattılar beni. Ben yine benim adım Gönül Yazar kardeşim. Ben yine koca olurum. Yine onun nikah masasına oturturum ayım Allah. Ay işte çok tatlıyım. Merhaba. Geliyorum aşağıya. Bekle beni. İniyorum aşağıya. Ay nerede o? Neredesin be? Neredesin be adam? Gel. Hadi gelin arabamız hazır. Hadi bir. Ünitelerin başına gitmem lazım. Bırak şimdi üniteleri. Ben sana başka üniteler göstereceğim. Onlara inip bineceksin, tamam mı? Hadi. Ay Allah'ım. Ay. Yakından da fena değilmişsin ha. Ya uzaktan öyle güzel gözüküyordun ama yakından daha iyiymişsin. Sizi Viking'e kadar bırakabilirim. Bu kadar mı olur? Adam çok saçlıydı benim ilk kocam. Yok ikinci. İkinciyi anlatıyor. İkinci o çok saçlıydı. Yolda bir kel adam gördüm. Ay ilgimi çekti. Ondan sonra ben bir başladım. Kellere merak duymaya. Ama ne merak girmeye. Sonra bu böyle oldu. Oradan çıkmıştık hiç unutmuyorum. Bizim Hasibe vardı. Onun da yazdığı çok güzeldi. İlk giriş katı düzdü. Düz katı olduğu zaman çok güzel oluyor. Böyle ne kadar güzel. Ay tövbe tövbe. Neyse ne diyordum? Kumurgaz'dayım. Kumurgaz'a gittim. Allah'ım yarabbim. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Bunu söyleyen de o zaman işte Amerika'da benim kızım için Amerika'da okuyor. Amerika'da ateş alın. O Cönev'deki başka. Cönev güzel. Cönev güzel bir yer. Düşüyor. Allah düşmez kalkmaz bir Allah. Ne yapacaksın? Ben de öyle çok isterim. Kumburgaz'da bir ev alayım dedim. Denizde bu kadar mesafesi. O zaman bir evim vardı. Benim. Onu da Şahan'a sattım. Şahan Gökbakar'ı aldım. Ondan evvel bir kiracı oturuyordu evde. Aman yarabbim böyle bir şey olamaz. Gidiyordum kapısını çalıyordum diyor. Kiramı ver. Ne kirası diyor. Ne kira? Ay o benim kiram. O ev benim evim diyor. Ne kirası? Çok çektim ben. Yalnız kalırım diye bir de ödemiyor. Canı istediği gibi davranıyor. Öyle şey olur muymuş? Ne demek canı istediği gibi davranmak? Öyle şey yok. Allah'tan hemen evi satılığa çıkardım. Sattım. Şahan Gökbakar aldı. O da bir kere beni çağırmadı çaya. Ama olsun be, huzuruyla otursun. Benim kimseye gözüm yok. Ben kimseye bir şey demem. Allah var yukarıda. Ne diyeceğim? Hey kurban. Ay. İyi ki de satmışım o evi. İyi ki de satmışım be. Aidatı çoktu. İstanbul eskiden beri çok göç alırdı. Ama iyi ki göç almış. Sen bu surların yapıldığı madde hatırlıyor musun? Hatırlıyorum bilmez mi? Ne ustalar vardı. Annem onlara hep ev yapımı yoğurt gönderirdi. Çok güzeldi o zamanlar. Çok göç aldı be İstanbul. Çok göç aldı. İyi ki de göç almış. İyi ki. Urfa'dan gelen o
oldu. Adana'da biz Adanalı erkekler de görecektik. Bizim genç kızımızda fuar var o zaman. Fuar çok popülerdi. Ya hep ben çıkarım fuarda. Her yer taş bebek, taş bebek derlerdi. Abi taş düşsün kapınıza. Sanki bir o zaman taş bebektim. Hala taş bebeğim. Allah'ım abi çıkır be. Taş düşsün kapınıza be. Böyle bir şey olamaz be. Güzel. Güzel be buraları. Vallahi billahi. Bu tarafı gören bir ev olursa alacağım ben buradan. Düz ayak hemen girsin buraya, bu tarafa. Ama nerede? Nerede? Evim. Onlar da Topkapı'nın surları. Eskiden Topkapı'dan dışarıya İstanbul yoktu. Hep böyle Topkapı'nın içindeydi İstanbul. O zaman Topkapı'nın dışına telli felli zengin adamlar çıkardı. Yanına 3-5 tane godama adam alırdı, öyle giderlerdi. Eskiden öyleydi. Şimdi böyle değil ki. İstanbul öyleydi. İstanbul hep öyle. İstanbul hep böyleydi be. İstanbul be, İstanbul. Güzel değil. Vallahi Hakan Savaş kameraman olsun. Savaş kameramansın be Hakan'ım be. Aferin sana be. Vikinglerden aldın mı? Vikinglerden alamadım. Yarısı dışarıda kaldı. Ah canım benim. Sen neredensin böyle? Tamam. Alışık.